Kahramanmaraş'ta 1978'de yaşanan ve tarihe acı hatıralar bırakan yüzden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve yüzlercesinin de göç etmesine sebep olan, hatta 12 Eylül darbesine yol açan olaylardan biri olarak görülen Maraş katliamının üzerinden tam 42 yıl geçti. Kardeş kardeşe diyeyim, birilerinin şeyine yani kıyım yaptı. Bunu kimse inkar edemez yani. Kardeş kardeşi katletti. Bir oyundu. Türkiye'ye oynanan bir oyundu. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım diyeyim. Çok kötü şeydi. Cahillik dönemimizdeydik. Olmaması gereken şeylerdi bunlar. İnsanların öldürmesine, bir canlının öldürmesine karşıyım. Ben yani askerdim. 1978'de 26 Aralık'ta uçaklar Kahramanmaraş'ın üzerinden uçtuğunda yani Maraş olduğunu yani orada gördüm yani. Katliamları orada öğrendim. Ondan dolayı da zaten askeri teyakkuza kaçırdılar Türkiye genelinde. Biz sürekli Ankara sokaklarında, üniversitelerin önlerinde falan nöbet tutuyorduk o zaman. Maraş olaylarını öyle şey yapıyorum. Burada yoktum maalesef. Ama orada da hissedildi, tüm Türkiye'de diyorsunuz. Şimdi bak o üniversitelerde ondan sonra şey oldu yani, hep asker görev yaptı. Yani Türkiye olarak zorlu bir dönemden geçti. Zorlu bir dönem. Şimdi açık konuşmak gerekirse zorlu bir dönem. Kolay bir dönem değil. 78'de maalesef öyle katliam oldu. İnsan insana, kardeş kardeşe diyeyim, birilerinin şeyine yani kıyım yaptı. Bunu kimse inkar edemez yani. Evet, üzücü bir olay. Bunda yani dış güçlerin de oyunu oldu. Tabii kardeş kardeşi katletti. Yani Aleviler, Sünniler kardeşçe yaşamışlardır uzun zamandan beri. Ama yani bunda iki taraflı bazı yanlış olaylar oldu. Tetiklendi, gaza gelindi. Bu şekilde üzücü hadiseler yaşandı. Gerçekten üzücü bir olay yani. Peki etrafınızda yaşayanlar var mıydı? Yani anlatılanlar var. Gerçekten üzücü hadiseler olmuş. Yani o esnada kendini tanıyamayanlar, ben ne yapıyorum diye. Yani o anın coşkusuyla yaptığından pişman olan çok insanlar olmuş. Yani ama işte dediğim gibi o anki galeyana gelip yanlış işler yapılmış. Ama tabii iki taraflı da suçlar var yani. Üzücü bir hadise gerçekleşmiş yani. Ben anlatılanlardan yapanların pişman olduğunu daha çok duydum yani. Yapanlardan bizzat işte falanca kişinin evini yakmış, şey yapmış. Onların bizzat pişmanlıklarını dinledim yani. Onun hakkında bir oyundu. Türkiye'ye oynanan bir oyundu. Ben taraftar değilim yani. O zaman yaşadınız. Yaşadık evet. Neler yaşadınız? Vallahi hiçbir şey yaşamadım. Nefret ettim. Neden nefret ettin derse olaylardan birbirimize düşmeden. Yani nefret ettirecek bir oyun. Şu anda da gene aynı bir oyun oynanıyor. Milleti bölüştürmeye çalışıyorlar. Bilmem ne diyorlar. İnşallah sonu iyi olur. O zaman neler yaşandı? Alevi olanlara kırmızı işaret vuruldu, ötekilere beyaz işaret vuruldu. Bir gün önceden, iki gün önceden işaretlendi. Yani belirlendi. Yani dışarıdan oynanan bir oyundu yani. Kahramanmaraş halkı değildi diyorsunuz. Yok, bu Kahramanmaraş halkı değildi. İşaretledi, ondan sonra da kışkırttılar. Halbuki şu anda en iyi dostumuz Kürtlerden önce Aleviler. Çok iyiler yani. O zaman bile ben karşı çıktım. Dışarı çıkmadım hiç. Yani bir oyun oynadılar. Şu anda da gene aynı bir oyun üzerinde dönüyor şu anda gene. Ayrıştırma bilmem ne, hep ayrıştırmadan kaynaklanıyor. Halbuki hepimiz birbirimizdik. O zamanlar çok kötü şeyler yaşandı. Ben üzülüyoruz tabii. Kardeş kardeş yaşarken birbirimizi şey yadık. Ama bu dışarıdan gelen, yani kışkırtıcı olayların günahı. Yoksa Kahramanmaraş sevecen iyi bir vilayetimiz var. Allah bir daha göstermesin diyorum. O zaman neler yaşadınız? Burada mıydı, Kahramanmaraş'ta mıydınız? Neler yaşadınız? Ya nasıl diyeyim, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım diyeyim. Çok kötü şeydi. Yani kelimelerle ifade edilmez. Neler yapıldı o zaman? O zamanlar neler yapıldı? Yani bir millet, herkes birbirine kurşun sıktı. Öyle o duruma geldik yani. Kimse kimseyi tanımıyordu. Kimse kimseye sırtını dönemiyordu. Allah yardım etsin yani. Polise güvenemiyordun, efendim şeye güvenemiyordun. Ortalık berbattı. Yani yani o günler Allah bir daha getirmesin. Yani iyi bir şey değildi çünkü. İnsan anlatmak bile istemiyor yani. Ya barışçı olmamız lazım. İnsan birbirini sevmesi lazım. İşte yani birkaç kişinin dedikodusuyla olaylar o duruma gelmişti. Cahillik dönemimizdeydik. Olmaması gereken şeylerdi bunlar. Halkımızın %90'ı diyelim cahillikten gelme oldu bu iş. Bir de dış güçlerin dolduruşuna geldik. Bu iş oldu, olmasa daha iyiydi. Çünkü bu Türkiye hepimizin, Türk olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, Alevisi olsun, herkes bir kardeştir bu ülke, bu bayrağın altında. Bir halbise Alevi kötü bir şey mi?
Olur mu? Hazreti Ali bizim şeyimiz, Peygamber Efendimizin hem amcasının oğlu hem damadı hem de bizim yani bizlerin de piri. Ben öyle düşünüyorum yani. O zaman Alevilere neler yapıldı? Maraş katliamında neler yaşandı? Şöyle işte cahilet döneminde şurada şu dükkan Aleviymiş. Gittiler, taşladılar, yaktılar, yıktılar. Keşke olmayaydı. Şu gün olsa yapar mısın da olmaz. Çünkü halkımız bilinçlendi artık. Öncelikle insanların öldürmesine, bir canlının öldürmesine karşıyım yani. Maraş olayları da günümüzde sağcı solcu diye tabir edilen insanların birbirine kırdırılmasıyla oluştuğunu en azından biz biliyoruz, yaşamadık ama sonuç olarak bir canlının zarar verilmesine karşıyım yani. İnsan olsun, canlı olsun, bitki olsun fark etmez. Ben insanların birbirine kırdırılmasına, birbirini üzmesine yani istemem yani o şekilde.